İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Bugün programımıza ani ve üzücü bir haberle başlıyoruz. Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından, seslendirme sanatçılarından, yazar, yönetmen ve eğitmen Can Gürzap'ı kaybettik. Can Gürzap 79 yaşındaydı. İlk tiyatro eğitimini kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan almıştı. Ankara Devlet Tiyatrosu yüksek bölümünü 1968 yılında bitirdi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bursla Londra Central School of Speech and Dramatic Art adlı tiyatro okulunda eğitimini sürdürdü. 1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde öğretmen, devlet tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1971 yılında kendisi gibi oyuncu Arsen Gürzap'la evlendi. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünün kuruluşunda yer aldı. Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1990 yılında doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren Diyalog'u kurdu. Diyalog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema ve filmlerinde ve dizilerde rol aldı. Kartallar Yüksek Uçar, Ateşten Günler, Yorgun Savaşçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Medcezir, Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı. Hepimiz çok üzgünüz. Hem tiyatro severler, hem sinema tutkunları, hem meslek icabı, diksiyonla hemhal olan herkes için gerçekten çok üzücü, sarsıcı bir haber. Elbette usta oyuncular için de farklı bir şok oldu bu haber. Ve biz de usta oyuncu Göksel Korta'ya bağlanmak istiyoruz ve onun duygularını almak istiyoruz. Göksel Hanım merhaba. Merhaba. Efendim çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Tiyatromuzun başı sağ olsun öncelikle. Evet, aynen. Tiyatromuzda siz de tıpkı Can Bey gibi hocaların hocası olarak ve onun çok yakın bir dostu olarak acaba duygularınızı bizimle paylaşır mıydınız? Ben bir dakika önce öğrendim. Yani şimdi duydum. Çok sarsıldım, çok şaşkınım, üzgünüm. Elbette ki Can Gürzap'la çok eski yıllara dayanan çok güzel bir dostluğumuz vardı. Kendisini hem dost olarak hem ailesini çok severdim. Hem de tabii çok ülkemizin yetiştirdiği ve Türk tiyatrosuna çok büyük katkıları olan bir önemli tiyatro adamımızdı Can Gürzap. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi hem yazar, hem yönetmen, hem oyuncu, hem yönetici olarak pek çok yerde damgası var Can Gürzap'ın. Ne diyeceğimi şaşırdım bilemiyorum. Çok üzücü bir kayıp. Türk tiyatrosu için elbette ki çok büyük bir kayıp. Her yönüyle yüzlerce oyuncu yetiştirdi. Seslendirme ortamına yüzlerce eleman yetiştirdi. Hepimizin her zaman saygıyla adını andı. Önemli bir arkadaşımızdı bizim kuşaktan. Maalesef işte önden gidenler gibi onun da yeri kolay kolay doldurulmayacak. Çok çok üzgün. Ailesine, sevgili Arsen'e, iki güzel kızına ve tüm ailesine dediğim gibi ve tüm tiyatro severlere başsağlığı diliyorum. Sayın Kortay çok teşekkür ediyoruz duygularınızı paylaştığınız için. Biliyoruz bu herkes için çok sarsıcı ve ani bir haber oldu. Sayın Göksel Kortay'a teşekkür ediyoruz. Ve bir başka değerli oyuncuyla, usta oyuncuyla devam etmek istiyoruz. Sayın Nevra Serezli hattımızda.
Nevra Hanım, merhaba. Merhabalar. Efendim, başımız sağ olsun. Of, ya ben de tıpkı sizden Göksel Hanım'da olduğu gibi sizin için de çok sarsıcı bir haber olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Duygularınızı alabilir miyiz oldu. Lütfen? Valla şu anda herhalde tansiyonum da çıktı üzüntüden. Çünkü daha geçen hafta Gencer Gür'ünün doğum gününde telefonla konuştuk, ben katılamamıştım. Hadi Can, beraber bir oyunda oynayalım ne olur demiştim. Resmen konuştuk ya, bir hafta bulmadı yani. Çok değerli bir oyuncu. Bütün ailesini çok severim, kızlarını öyle. Ve Tiyatro İstanbul'da Metin'le çok oyunları oldu. Kuliste çok birlikteliğimiz oldu. Çok çok üzüldüm. Tiyatro için de çok zor bir şey. Tiyatro camiasının başı sağ olsun. Başka bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz Nevra Hanım. Hepimizin başı sağ olsun. Elbette sizin kuşağı için ayrı bir sarsıcılığı var bu üzücü haberin. Çok teşekkür ederiz duygularınızı paylaştığınız için. Şimdi sevgili seyirciler, bir başka duayen isimle, Haldun Dormen'le yayınımıza devam etmek istiyoruz. Sayın Haldun Dormen, merhaba hocam. Merhaba efendim. Başımız sağ olsun, çok üzgünüz. Başımız sağ olsun, çok şaşırdım. Tam derse giriyordum, derse gidiyordum. Haberi duydum, şok oldum. Perişan oldum yani. Hiç beklemediğimiz bir şey. Allah hepimizin başı sağ olsun. Ben çok sevdiğim, çok saydığım bir genç dostumdu. Benden gençtir çünkü. Çok severdim. Çok da yaptığı işler, güzel işler vardı. Beraber çok çalışamadık ama uzaktan hep takip ederdim. Çok konuşurduk, çok beraber olurduk. Allah rahmet eylesin. Başka ne diyeyim? Sayın hocam, siz ikiniz de aslında Türk tiyatrosunda hem oyunculuk ve icra dışında tabii ki yönetmenlik, yöneticilik çok öncü isimlersiniz. Acaba Can Gürzap'ın Türk tiyatrosuna katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Çok iyi bir yönetmendi, çok iyi bir oyuncuydu yani. Yani tiyatro olarak çok katkısı olan bir oyuncuydu ve yönetmendi. Yani başka ne söyleyebilirim ki? Yani hep takdir ettiğim, sevdiğim, beğendiğim bir öğretmendi, beğendiğim bir oyuncuydu, bir tiyatrocuydu yani. Kelimenin tam anlamıyla bir tiyatrocuydu. İyi bir tiyatrocuydu. Allah rahmet eylesin. Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok 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 şaşkınım. Ders veriyorum şimdi. Nasıl ders vereceğim bilmiyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Haldun Dormen. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olun efendim. Sizin üzüntünüzü de hissediyoruz ve bir başka değerli oyuncuyla devam etmek istiyoruz. Sayın Zihni Göktay hattımızda. Evet, evet. Sayın Göktay, merhaba, başımız sağ olsun. Merhaba, başımız sağ olsun. Yoldayım, oyuna gidiyordum ben de. Mustafa arkadaşımız telefon etti, böyle böyle dedi. Çok üzgünüm, benim Ankara'dan, ben meydan sahnesinde çalışırken Can da son sınıftaydı, mezun oldu. Sonra işte çok iyi bir dostluğumuz vardı Ankara'da. Beraber oynamak şerefine nail olamadım ama rahmetli babası Reşit Gürzap ve annesi Alev Gürzap'la çok oynadım. Can Gürzap çok mükemmeldi. Çok mükemmel ya, iltifat bir hakikat buydu. Mükemmel bir, ciddi bir, iyi oyuncu, iyi yönetmendi. Fevkalade üzgünüm. Bir de yaştaşım olduğu için de daha da bir şaşkınlaştım. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun diye bir dilekte bulunacağız. Ben biraz kalıplaşmış laflar bunlar ama Türk tiyatrosu çok değerli bir sanatçısını kaybetti. İşte böyle şeyler biraz üzüntü veriyor insana. Evde yapılacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ama ben Gürzap ailesiyle çok iyi çalıştım. Reşit Bey'le, Alev Gürzap'la. Arsen'le kısmet olmadı çalışmak ama çevirilerinde oynadım. Çocuk oyunları çevirmişti. Can Ankara'da dostluğumuz, akşamları oyundan sonra bir yerde bir lokalde toplanıp konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Onlar ekol oyunculardı, ekol sahibi, Devlet Konservatuarı
de bitirmiş internlerde. Ben alaylıydım. Biz konuşurduk. Babasıyla da ahbap olduğum için Beşiktaş'a eğlendi. İşte ders etmişti. Konuşurduk. Güzel anılar paylaşırdık. Ama canı çok severdim. Çok dürüst. Hiç, hayatta hiçbir laubali olmayan herhalde bir insandı. Sahne üzerinde de kuliste de öyle bir şeydi, sanatçıydı. Çok değerliydi benim için. Çok üzgünüm. Tiyatro camiasının başı sağ olsun. Yapılacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin diyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun Sayın Zihni Göktay. Gerçekten Can Gürzap'la birlikte Türk tiyatromuz tarihinde tabiri caizse iki güçlü damarın, iki farklı damarın temsilcileri. Fakat etkileşimden ne kadar güzel eserler çıktı. Ankara yıllarından başlayarak bunları bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer oyuncu, Can Gürzap ustayla çalışma şansı yakalamış bir diğer oyuncu, sanatçı Atsız Karaduman'la devam etmek istiyoruz. Efendim merhabalar. Başımız sağ olsun. Sizin de lütfen duygularınızı alabilir miyiz? Merhaba. Yani çok üzgünüm. 70'li yıllarda benim hocalığımı yapmıştı. Daha sonra İstanbul'da buluştuk. Hem hocamdı, hem arkadaşımdı, hem dostumdu. Ders ortağımdı. İstanbul'da mutlaka işte haftada bir gün, üç gün buluşurduk. Diyalog'da beraber hocalık yaptık. Türk sanatına büyük katkılar sağlamış bir insandır. Çok çalışkan, çok verimli, disiplinli, dürüst, namuslu, ahlaklı, yeri geldiğinde tavrını koyabilen, sözünü esirgemeyen. Bu nitelikte çok az arkadaşımız kaldı. İstanbul'da yaşamıyorum artık. İzmir'deyim. İstanbul'a geldiğimde ilk işim hocamla buluşmaktı. Bu benim için büyük bir eksiklik oldu. Bir daha da İstanbul'a gelmem ne diyeyim. Çok üzgünüm. Efendim başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten genç sanatçıların yetişmesine verdiği katkının altını çizmeniz de ayrıca önemliydi. Hangimiz onun kitabını okumadık, onun eserlerinden yararlanmadık? Konservatuvarda olsun, iletişim okullarında olsun, yolu sahneden geçen, stüdyodan geçen herkesin başucu kitaplarından biriydi. Onun diksiyonla ilgili ürettiği eserler ve elbette sahnedeki ustalığı zaten çok özel. Bununla beraber devlet tiyatroları kurumsallaşmasında çok özel bir rolü olduğunu az önce belirttik ve şimdi hattımızda bu bağlamda çok değerli bir konuğumuz var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı hattımızda. Merhabalar efendim, başımız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Merhaba. Tabii siz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak belki başka bir perspektiften de ele alabilirsiniz. Bu kurumsallaşmada Türk sanat dünyasına armağan kurumlardan birinde onun katkılarından bugüne ulaşan değerlerden söz edebiliriz belki Tamer abi. Ne dersiniz? Can Gürzap zaten sadece Devlet Tiyatrosu için değil, Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi ve onun kaybı gerçekten çok çok büyük bir kayıp. Çünkü hem oyunculuğuyla, rejisörlüğüyle, hocalığıyla, insanlığıyla bir tiyatro sanatçısının ne olması gerektiğinin canlı örneğiydi. Ve yeri hiç doldurulamayacak olan bir insandı. Çünkü o da hocaların hocası dediğimiz bizim büyük üstadlarımızdan biriydi ve çok üzgünüm. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karadağlı. Acaba şunu sorabilir miyim? En son hangi oyununu izlediğinizi hatırlıyor musunuz? Etkilendiğiniz, sizde iz bırakan bir oyunu?
Can abinin oyunları zaten hani hangi birini sayalım ki, birlikte olduğumuz zaman yanında konuşmaya bile çekinirdik. Çünkü şimdi hoca da olduğu için insan hocasının yanında konuşmaya bile dikkat ederdi. Dolayısıyla Can abi hani hem insanlığıyla hem hocalığıyla hem sanatçılığıyla çok örnek bir insandı. Hepimizin çok dikkatle yaklaştığı, çok önemle yaklaştığı bir insandı. Yani gerçekten çok üzgünüm. Biraz önce haberim oldu benim de. Şimdi kurum olarak da zaten ne gerekiyorsa onu yapmak için çalışıyoruz biz de. Bu arada Sayın Karadağlı, siz de tabii yurt dışında aldığınız eğitimlerle taçlandırmış bir sanatçı olarak Can Gürzap'ın da o başarılı, ışıltılı kariyerine baktığımızda hem Ankara ekolünü hem İstanbul ekolünü ama aynı zamanda Londra'da aldığı eğitimin de değerli katkılarını hepimiz hissettik her zaman eserlerini takip ettiğimiz zamanlar boyunca. Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz uluslararasılık ve onun Türk tiyatrosuna katkıları hakkında? Can Gürzap zaten sadece bir oyuncu değil de çok iyi bir rejisördü, çok iyi bir seslendirme sanatçısıydı, çok iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir insandı her şeyden önce. Herkesin çok saygı duyduğu, saygı gösterdiği bir insandı, çok önemli bir hocaydı. Şimdi duayen dediğimiz birçok insanın hocasıydı. Ve Türk tiyatrosuna kattığı şeyler saymakla bitmez. Öğrencileri zaten hangi birini sayalım ki? Ben onun öğrencisi olmadım ama her zaman yanında sanki benim hocalığımı yapmış gibi çok dikkatli olurdum. Diksiyonumdan tavrıma kadar çok dikkat ederdim. Çünkü dediğim gibi hem o Ankara disiplininin hem o İstanbul disiplininin ikisini birlikte harmanlayıp dünyada bizi en iyi temsil eden tiyatro insanlarından biriydi. Türk tiyatro insanlarından biriydi ve gerçekten yeri çok zor doldurulacak, doldurulamayacak bir insandı, bir sanatçıydı. Sayın Karadağlı, gerçekten çok doğru tanımladınız, çok güzel ifade ettiniz, duygularınızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Tabii duygularımız hepimizin ortak ve aynı saygıyla çok değerli bir sanatçıyı daha ağırlamak istiyoruz ve duygularını almak istiyoruz. Selçuk Yöntem hattımızda. Sayın Yöntem, merhaba. Merhaba. Başımız sağ olsun. Merhaba. Yani Can Gürzap'ın çok farklı yönlerine temas ettik, dokunduk ama sizin için çok özel bir yeri olduğunu da bir taraftan hepimiz biliyoruz. Acaba neler söylemek istersiniz? Çok içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mesela fazla konuşamayacağım. İlk hocamız bizim, bizim sınıfa yaptığı idolümüzdü. Çok şok içindeyim. Konuşamayacağım, kusura bakmayın. Yani çok şok içindeyim. Yere doldurulamayacak bir insandı. Öyle. Yani başımız sağ olsun. Başımız sağ ne diyeceğimi bilemiyorum. Kusura bakmayın, konuşamayacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Yöntem. Sayın Yöntem'in belirttiği gibi tabii o efsane Cebeci dönemi Ankara Konservatuvarı'nın her birine hayran olduğumuz oyuncularının yetiştiği dönem ve aynı döneme tekabül eden, aynı tedrisattan geçmiş bir başka değerli oyuncumuz var şimdi hattımızda. Melek Baykal. Melek Hanım, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun. Evet, gerçekten çok üzgünüz. Ben şu anda Karadeniz turnesindeyim, Samsun'dayım. Tiyatroyla lobide otururken haberi gördüm ve gerçekten ya çok kötüyüm şu anda. Çünkü Can benim hocamdı. Konservatuvarda, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda benim hocamdı, fonetik hocamdı. Biz de onun ilk talebeleriydik. İlk hocalık deneyimini bizim sınıfla yaptı sevgili Can. Sonra dostumuz oldu, arkadaşımız oldu.
çok özel bir adamdı ve kaybettik. Niye oldu, ne oldu bilmiyorum ama şu anda gerçekten çok üzgünüm. Birazdan oyuna çıkacağım ama çok kötüyüm şu anda. Sayın Baykal, duygularınızı paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Evet, duyduğunuz gibi bütün değerli katılımcılardan hem bir İstanbul beyefendisi hem o Ankara idealizmini taşıyan hocaların hocası, hayranlık duyduğumuz birçok oyuncunun, sahne insanının hocası ve yolu sahneden, iletişim dünyasından, stüdyolardan geçmiş herkes için bir ömür boyu iz bırakmış bir büyük sanatçı Can Gürzap. Bugün ne yazık ki programımıza onun kaybını aktarmak durumunda kaldık. Her zaman saygıyla, sevgiyle anacağız bütün sanatseverler olarak, sahne ve iletişim insanları olarak. Gece Gündüz'den bugünlük bu kadar. Can Gürzap'a saygıyla yeni haftada görüşmek üzere. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.